Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Hoş geldiniz dersimize. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herhangi bir yaramazlık yoktur. Evet, polinomlarda ikinci dersten sonra geldik üçüncü dersimize. Konumuz ne arkadaşlarım? Polinomlarda değer bulma. Değer bulmayı arkadaşlarım fonksiyonlarda yapıyorduk. Aynısını burada yapacağız. Sadece başına P yazacağız. Başka hiçbir şey yok. Ama tabii ki de değişik biraz sorularımız olacak. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi dedik ki biz daha en baştan polinomlara başlarken her polinom özel olarak bir fonksiyon olduğu için fonksiyonlarda yaptığımız değer bulma yöntemini polinomlarda da yapacağız. Ama tabii ki her fonksiyon polinom değil. Yani bunu unutmayacağız, tamam mı? Belli başlı özellikleri sağlayanlar polinomdu ya. Buradan sadece bu işi yapacağız. Çok da zor bir şey değil. Şimdi polinom veriliyor. P1, P-1, P2 değerlerini bulunuz. Yani aslında böyle bir soru yazmaya gerek yok ama hadi yazdık bakalım. P1'i bulalım. X gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 yazdım. 3 oldu. 3 çarpı 1'in karesi. Artı 5 eksi 6. Şurası 8 yaptı arkadaşlarım. 6 çıktı. 2. Demek ki P1 attığımda X yerine 1 yazdığımda 2 çıkacakmış. Eksi 1'i de bulalım. Eksi 1'i bulduğum zaman 3 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 5 eksi 6. Eksi 1'in karesi artı 1 yaptı. 3 ile çarptım. 3 eksi 11'den burası eksi 8 yaptı görüldüğü üzere. P2'yi de bulalım. Buradaki bahsi kapatalım. 3 çarpı 2'nin karesi 4 arkadaşlar. 10 eksi 6. Şurası 12. Şurası 10 daha 22. 16 gibi bir şey yaptı herhalde. Şimdi bunlar çok basit ama hakikaten sabitlerin bulmada, katsayılar toplamında, kalan bulmada hep bunlardan yapacağız. Yani ben de orada diyeceğim ki artık bunu nasıl buluyorsan bul diyeceğim. Tamam mı? Öyle bir cümlem vardır benim. Çünkü niye? Burada bunu halledeceğiz ki ondan sonra oralarda arada kullanacağımız için rahat edeceğiz. Tamam mı? Evet. Buna göre diyor ki P-1, P1, P5. Şimdi biz burayı aslında ne yapmaya çalışıyoruz? Eksi 1 yapmaya çalışıyoruz. Nasıl yaparız? İster düşünürüz x yerine kaç koyacağımızı, istersek hiç kendimizi yormayız. Deriz ki 2x eksi 3 sen ne zaman eksi 1 olacaksın? X zaten bize söyler 2x eşittir 2. Buradan da x eşittir 1. Anlamı ne? X gördüğün yere 1 yaz diyor arkadaşım. X eşittir 1 için diyorum o zaman ben. Burasının p eksi 1 olacağını garantiledim. 1 yazıyorum. 2 artı 3 artı 4'ten kaç yaptı? 9 yapıverdi. Olay bu. X eşittir 1 yazmıyoruz bak. Ne zaman 1 olacak diyoruz. İkinciye bakıyorum artık. Sen ne zaman 1 olursun diyoruz. 2x eksi 1 eşittir 1 ise buradan 2x eşittir 4. X eşittir 2. Hocam ben direkt 2 olduğunu gördüm. Gördüysen ne güzel. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki burayı 1 yap. Tamam mı? X gördüğüm yere 2 yazıyorum o zaman. X eşittir 2 için. P 1 olacağını biliyorum artık. Eşittir 2 yazsam. Şuraya 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8 artı 6 artı 4'ten. Burası yaptı 18. Artık 5 için de direkt zihnimizden bulalım. Yani 4 yazarsam ben buraya 8 eksi 3'ten 5 olur diyelim. X eşittir 4 için 4 yazıyorum. P5 olacak. 4 yazıyorum diğer tarafa da. 2 çarpı 4'ün karesi 16 artı 3 kere 4 12 artı 4. Burası ne yaptı? 32. 16 daha 48 mi yapıyor? 32, 16, 48 değil mi? Tamam. Olay bu arkadaşlarım. Sadece hesap kitap. Ama o kadar çok önemli ki yani ileriki konularda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi bakalım yeni sorumuz neymiş? Bak ben buna bir taşla iki kuş diyorum. Yani bana Q3'ü vermiş arkadaşlarım. P4'ü soruyor değil mi? Şimdi X yerine öyle bir şey yazacağım ki ben hem Q3'e ulaşacağım hem de P4'e ulaşacağım. Düşünüyorum düşünüyorum. Zaten burayı ben 3 yapmak istiyorsam X gördüğüm yere 3 yazmam lazım. O zaman yazayım her yerde. X eşittir 3 için diyorum. P 4 oldu şurası. Tamam. 3 yazdım arkadaşlarım. 9 1 daha 10 oldu. Çarpı Q 3 oldu. Q 3'ü zaten bize vermişti değil mi? P 4 eşittir. 10 çarpı 2'den eşittir 20. Yani bir tane bir taş attım. X'e bir tane bir sayı yazdım. İkisini de elde ettim. Böyle soru tipleri var. Orada düzgün olan X'i bulmak ondan sonra zaten kolaydır. Tamam. Zaten değer bulmada herhangi bir sıkıntımız yok. Px ve Qx birer polinommuş. Ona göre P2 kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlarım X kolimleri öyle bir şey yazacağım ki burasının 2 olmasını isteyeceğim. Bak şimdi ne demiş? Q-2 eşittir 2 demiş. Yani aslında ben buraya eksi 2 yazarsam X gördüğüm yere o kendi kendine 2 olacakmış. Kurgu o şekilde. O zaman diyorum ki X eşittir eksi 2 için değil mi? P'nin içine şöyle Q-2
eşittir diyorum. Eksi 2 koydum. 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4. Şuraya 4 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 8, eksi 5 diyorum. Şurası ne yaptı arkadaşlarım? Alt tarafı yazayım isterseniz. 12 eksi, şurası 13 yaptı. Yani eksi 1. Bak, nereden başladım? P, Q eksi 2 ile başladım. Onun yerine de ben 2 yazarım. Değil mi? 2 yazdığım zaman direkt P2'nin eksi 1 olduğunu görürüm zaten. Yani kurgudur bunlar. Kurgular bu şekildedir. Biz de burada artık zihnimizi kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geldik buna. Tamam. Şey bulmak kolay ama o kadar da basit değil herhalde, değil mi? P-1 ifadesi kaça eşittir diyor. Şimdi ben burada x gördüğüm yere 1 yazarsam, değil mi? P-1'e ulaşacağım. Tamam, ulaşacağım da burada şu a var. A'yı nasıl halledeceğim ben? Değil mi? Oradaki a'yı bir şekilde bir halletmem lazım. O zaman arkadaşlarım şuraya P-1'i bilmiyorum ya, şurayı bir kaybetmek için x yerine uygun bir sayı veriyorum. Uygun sayı vermek de kaybetmekten kastım x artı 1'in 0 olması. Çünkü 0 olursa burası gider. Artık burası rahata kavuşur. A'yı bulabilirim. O zaman ben x artı 1'i 0 yapacaksam x gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım, değil mi? Eksi 1 yazdığım sağ taraf 0. Güzel. Şimdi eksi 1 yazıyorum. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için a artı 5 oldu. Şurası eksi 9 oldu. Burası a artı a oldu. Bak, a'yı bulmaya adım adım yaklaştım. Eksi 15 daha eksi 5 mi oldu? O zaman a eksi 5 eşittir 0 oldu. Buradan a da 5 oldu. Güzel. Bak, oradaki yabancı maddeyi buldum. A'yı bulduktan sonra polinomumu güncelliyorum arkadaşım. Yani oradaki artı a yerine artık ben 5 yazıyorum. Şöyle toparlayayım. Ve burası da artı 5 olmuş oluyor. Artık ben neyi istiyorsam bulabilirim. P eksi 1'i mi istiyorum? O zaman x gördüğüm yere 1 yazarken eksi 1 olacağını görmüştük. Yani söylemiştik. 1 yazıyorum. 2 çarpı p eksi 1 eşittir. 1 yazdım. 1 artı 5 artı 9 artı 5. Değil mi? O zaman 2 tanesi kaç yapıyormuş bakalım. Şuradan bakalım. 14. 6 da burada 20'ymiş arkadaşlarım. O zaman bize bir tanesi lazım. 2 tanesi değil. 10 yapıyormuş ve olayı bitirdik. Bak, şuradaki yabancı maddeyi her zaman bulmalısın. Bulmak için de burayı sıfırlayacak bir tane bir sayı lazım sana. Yani genellikle öyle olur. Başka bir şey olursa da yani bulmanın yöntemlerini araştırmamız lazım. Tamam mı? Anlıyor muyuz bak? Herhangi bir sıkıntı, dert yok değil mi? Anlamadığınız yerleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani ben bunları siz anlayasınız diye çekiyorum. Tamam mıdır? Haydi bakalım geçelim diğer sorumuza. Evet, bak, fonksiyonlarda olmayan bir kavram. Derece kavramı. Diyor ki 3. dereceden bir Px polinomunda bunlar olduğuna göre P eksi 1 kaçtır? Yıldızı yap arkadaşım buraya. Çak buraya yıldızı. En zor sorulardan bir tanesidir. Tamam mı? Ama şimdi ben çözeceğim diye çok kolay olacak anlamda değil. Yani öğrenci bunu ilk gördüğü zaman da eli ayağına dolaşır. Ne yapacağını bilmez. Ama yöntemini sunduğumuz zaman hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi normalde 3. dereceden dediğimiz zaman şöyle bir şey olması lazım, değil mi? Bize Px eşittir Ax küp artı bx kare artı cx artı d tarzında bir denklem. Sonra 1 yazarım 0'a çıkar. 2 yazarım 0 çıkar. 3 yazarım 0 çıkar. 4 yazarım 18 çıkar. 4 tane bilinen 4 tane bilinmeyen abc'yi bulur muyuz? Buluruz. Yani 15 dakikamızı falan alır herhalde. Bizi bizden götürür zaten. Tamam mı? Bak şimdi. 3. derece desin, 4. derece desin, kaç derse desin. Buradaki sayılara dikkat et arkadaşlarım. 1, 2, 3. Yani dikkat et derken bunlar kaç yapmış fonksiyonu? 0 yapmış değil mi? Tamam, güzel. O zaman senin fonksiyonun kesinlikle ve kesinlikle şöyledir. Şimdi 1 attığın zaman 0 çıkacaksa fonksiyonunda, demek ki senin fonksiyonun aslında x eksi 1'li bir şeydir değil mi? Çünkü 1 yazdın 0 çıktı. Güzel. 2 yazdığın zaman yine 0 çıkacaksa o zaman senin fonksiyonun x eksi 2 gibi bir şeydir. 2 yazdım 0 çıktı. 3 yazdığında 0 çıkacaksa yine x eksi 3 gibi bir şeydir. Ama hocam buradaki sayı ne olacak? İşte önemli tarafı o. Mesela burası 100 olsa da sonuç yine bunları yazınca 0 çıkacak. 1000 olsa da yine 0 çıkacak. Orada kat sayıyı bilmiyorum arkadaşlarım. A diyorum. Ve onu bana buldurmak için bak bir tane bilgi vermiş. P4 eşittir 18 demiş. O zaman ben burada x gördüğüm yere 4 yazarsam aslında 18 olacakmış. Yazıyorum. A çarpı 4 yazdım arkadaşlarım 3. 4 yazdım 2. 4 yazdım 1. E bunun da 18 olmasını istiyor değil mi? Bak, burası ne yaptı? 6A eşittir 18 yaptı. O zaman A kaç yaptı? 3 yaptı. Bak, oradaki A da belliymiş. O zaman ben güzel bir şekilde Px polinomumu 3 çarpı x eksi 1 çarpı
x eksi 2 çarpı x eksi 3 yazabiliyormuşum. Artık px polinomum benim bu. Artık bana ne sorarsa sorsun. Hiç önemli değil. Hepsine cevap verebilirim. P eksi 1 diyor. X gördüğüm yere eksi 1'i yazdım. 3 çarpı eksi 1'i yazdım. Eksi 2. Eksi 1'i yazdım. Eksi 3. Eksi 1'i yazdım. Eksi 4. Çarpıyorum arkadaşlarım bunu. Şurası eksi 6 yaptı. Şurası da 12 yaptı. Çarptım. Eksi 72'yi buldum. Ve sorumu bitirdim. Tamam mıdır? Bak. Bu hakikaten zor sorulardan bir tanesidir. Çünkü şuradaki kurguyu öğrenmek lazım. Buradaki kurguyu öğrendikten sonra da hiçbir sıkıntı çıkmaz. Örneğin mesela burayı eşittir 0 değil de eşittir 2 dedi diyelim. O zaman sen buraya 1 attığında, 2 attığında, 3 attığında 2 çıkacaksa buraya artı 2 eklersin. Ya da kaç dediyse artık 3 dediyse artı 3 eklersin. Olayı o şekilde yine bitirebilirsin. Tamam mıdır? Haydi bakalım gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz neymiş? Px kare eşittir böyle bir polinom varmış. Olduğuna göre pa eksi b kaçtır? Şimdi arkadaşlarım px bir polinomsa burasında x kare var ya. İlk önce bir x kareleri halletmek lazım. Şimdi ben x kare gördüğüm yere bir şey yazarsam ancak polinom olacak. Yani burada x karenin kuvveti olmak zorunda. E bak x üzeri 5 x karenin kuvveti değil. E bak x küp x karenin kuvveti değil. Yani bir doğal sayı kuvveti olmak zorunda. O zaman biz burada x üzeri 5 ile x üzeri 3 bize sıkıntı çıkarıyor. Bizim bunları ortadan kaldırmamız lazım. Nasıl ortadan kaldırabiliriz? Tabii ki de 2a artı 6'yı 0'a eşitleyerek ve a'yı da eksi 3'e eşitleyerek bunu ortadan kaldırabiliriz. Çünkü niye? E ben bunu x kare çarpı x kare çarpı x yazsam burasını x yapmak istiyorum. Buraya x yazacağım. Buraya x yazacağım. E buraya kök x yazmam lazım değil mi? Çünkü x kare gördüğüm yere x yazacaksam x gördüğüm yere kök x yazmam lazım. Kök x de benim için bir polinom olmuyordu. O yüzden de burası benim için sıkıntılı. O yüzden de oradan kaldırdım. Anlaştık. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de x küp. Bu da benim için sıkıntı. E hocam hep teklerimi kaldıracağız. Tabii ki de değil. Sorunun gelişine göre artık sen kendi yorumunu yapacaksın. Burada polinom olmayı bozacak herhangi bir şey varsa onu ayarlayacaksın. E burası 0 olacak. Burası eksi parantezinde ya da eksi 3b eksi 12'nin 0 olmasını istiyorum. Eksi 3b eşittir 12. B eşittir eksi 4. Tamam. Şimdi polinomu bir güncelleyelim. Yani px kare yazalım şuraya. 5 tane x üzeri 4 değil mi? Artı 2 tane x kare eksi 5. Şimdi ben burada x kareye göre düzenlersem aslında px kare eşittir. 5 tane x karenin karesi artı 2 tane x kare eksi 5. Px bir polinom diyorsa o zaman x kare gördüğüm yere x yazarım. Aslında polinomumuz bizim 5 tane x kare artı 2 tane x eksi 5'miş. Tamam işte bunların niye gittiğini anlamışsınızdır. Şimdi ne diyor? A eksi B diyor arkadaşlarım. Şimdi biz buradan ne bulacakmışız? A'dan B'yi çıkaracakmışım. Yani P eksi 3 eksi eksi 4 olduğu için artı 4 deyip yani aslında P1'i bulacakmışım. En kolay iş. P1'i bulalım arkadaşlarım. X kölümüne 1 yazdım. 5 artı 2 eksi 5'ten bunlar gitti. 2 oldu ve güzel bir sorunun daha sonuna gelmiş olduk. Haydi geçelim bakalım diğer sorumuza arkadaşlarım. Şimdi bak bunda da oradaki olayın aynısı var aslında. Yani niye x kare niye x küplü diye bir yorum yapmaya çalışmışız. Bak burada x kübün kuvvetleri olmalı ki biz de burada bir polinom bulalım yine kendimize. E bak x üzeri 7 x kübün bir kuvveti değil yani doğal sayı bir kuvveti değil. Aynı şekilde x üzeri 4 de x kübün bir doğal sayı kuvveti olmadığı için direkt bunları da yine sıfıra eşitleyerek bunları oradan kaldırmamız lazım ki px'e bir polinom diyelim. Tamam mı? Yani buradan 2a eksi 16 eşittir 0 ise buradan a'yı biz güzel bir şekilde 8 buluruz. Aynı şekilde 3b artı 21'imiz de 0 ise b'yi yine eksi 7 buluruz. Diyor a artı b toplamı. Yani aslında bizden bunların toplamı olan p1'i istiyor. Tamam ilk önce bir polinomumuzu bulalım. Sonra p1'i bir bulabiliriz. Px küp eşittir. Burası gitti. Burası 5 tane x üzeri 6 artı 2 tane x küp eksi 5. E biz yine bunu px'e göre ayarlasak aslında x küp yerine x yazsak x küpün karesi olduğu için 5x kare yazmam lazım. Artı 2x demem lazım. Eksi 5. E p1'i istiyor arkadaşlarım. X kölümüne 1 yazdım. 5 artı 2 eksi 5'ten bu da 2 gelmiş oldu. Tamam mıdır? Yani hemen ardından bunu koymuşum ki direkt pekişsin diye yani ezber olmasın diye neyi yok edeceğiz, nasıl yok edeceğiz, niçin yok edeceğiz diye bir yorum yapsın diye. Haydi bakalım bu da olduysa geçelim diğer sorumuza.
Şimdi eşitliğinde px bir polinom olduğuna göre p a kaça eşittir? Şimdi buradaki px'imiz bizim, bak bu da değişik bir tür. Buradaki px'imiz bir polinom ise x kare ile bunu çarptığım zaman x karenin bir kuvvetleri gelmeli. Yani en azından şöyle diyelim, ya da bunu böldüğüm zaman şöyle x kareye böldüğüm zaman şöyle x kareye bölüyorum. Bak bunu da bölüyorum. Bak bunu da bölüyorum. Şimdi burada böldüğüm zaman a çarpı x üzeri 2 gibi bir sayı geliyor. Güzel. Burada böldüğüm zaman artı b eksi 1 çarpı x gibi bir sayı geliyor. Güzel. Artı burayı böldüğüm zaman arkadaşım a eksi 1 çarpı x bölü x kare x üzeri eksi 1'dir ya. Hani üçlü sayılarda x üzeri 1 bölü x üzeri 2. X üzeri 1 eksi 2'den x üzeri eksi 1. Buradan dolayı a eksi 1 çarpı x üzeri eksi 1 geliyor. Beklesin. Burada da b eksi 3 çarpı x üzeri eksi 2 geliyor. Yani bu aslında bizim px'imiz oluyor. Ama şimdi px'im benim bir polinomsa burada x üzeri eksi 1'li ya da x üzeri eksi 2'li bir terim olamaz. Çünkü niye? Bizim x terimizin kuvvetleri her zaman doğal sayı olmak zorundaydı. Yani hocam, yanisi şu. Burası da 0, burası 0 olacak ki bu sıkıntı ortadan kalksın. Demek ki ben a gördüğüm yere 1 yazacakmışım. B gördüğüm yere de 3 yazacakmışım. O zaman ben px'i güncellersem a gördüğüm yere 1 yazıyorum. X kare oldu. B gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2x oldu. Aslında px'im buymuş. Artık pa diyor. Pa çok kolay. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 2'den dolayı 3'e ulaşmış oluyorum. Yani en sonunda yine görüntüyü buluyoruz arkadaşlar. Yani bu en sonunda hep çıkacak karşımıza. Ama bak bu tanımla alakalı bir soru aslında. Anlaştık. Haydi bakalım geçelim bu sorumuza. Px polinomu için bu olduğuna göre. Şimdi mesela bize bir px polinomu vermiş. Px eksi 2 eşittir. Bu olduğuna göre p3 eksi x nedir? Mesela bize şunu da sorabilirdi. Onu ben sormamışım aslında da gerek yok. Mesela bizim px polinomumuz atıyorum 3x artı 6. Bizden istiyor ki px artı 2'yi. Bizim yapacağımız şey fonksiyonlardakinin aynısı. X gördüğümüz üzere x artı 2 yazmak artı 6. Buradan da 3x artı 12 diye bulabiliriz. Eğer px verilmişse başka bir şeye geçmek istersek. Fonksiyonun aynısı. Hocam yukarıdaki farklı mı? Yok, yukarıdaki de aynısı. Biraz daha nasıl diyeyim, bir üst gelişmişi. Şimdi bizim px'imiz buymuş. Mesela x eksi 2. Bak burada da x eksi 2 bir şeyler var. Yani şöyle yapabilir miyiz aslında? P x eksi 2 eşittir. Şurayı x eksi 2'nin karesi yazsam. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. Şimdi ikincinin karesinden 4 gelecek ama 6'ya varmak için aslında şuraya bir 2 demem lazım değil mi? Yani aslında benim px polinomu bulmak istersem şurasını alıyormuş, karesi artı 2 olarak yorumluyormuş. Yani px'im aslında x'in karesi artı 2'den başka bir şey değilmiş arkadaşlar. Tamam. Hocam p3 eksi x. P3 eksi x artık dünyanın en kolay işlerinden bir tanesi. Yani yemek yemekten bile kolay. 3 eksi x'in karesi artı 2 diyorum. Karesini alacağım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. İkincinin karesi artı 2. Toparlıyorum. X kare eksi 6x artı 11. Buradan isterseniz x gördüğünüz yere bir şey yazıp direkt de sonuca ulaşabilirdiniz. Ben ilk önce px'e geçmeyi düşündüm. Yani böyle kararlaştırdım. Buradan yaptım. Yoksa herhangi bir sıkıntı yoktur. Yeter ki bu ifadeyi elde edebilirim. Yani hocam onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle yapacağım. X gördüğüm yere kaç yazarsam burası, daha doğrusu ne yazarsam 3 eksi x olur. Hemen şöyle bakabiliriz. Eksi x. Bak x gördüğüm yere eksi x. Artı 5 yazarsam aslında burası 3 eksi x olur değil mi? Çünkü eksi x 5'ten 2 çıktı. 3 olacak. Bunu da düşünebiliriz. Gerek var mı derseniz pek de gerek yok aslında. Px polinom, bak bunu sormuşum. Polinomlarını bulunuz demişim. Keşke bunu bir önceye koysaymışım. Neyse. Şimdi px artı 1. X gördüğüm yere x artı 1 yazacağım arkadaşlarım. Başka hiçbir şey yok. X artı 1'in karesi artı 3 tane x artı 1 eksi 4. Burada sadece kare almak var. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. İkincinin karesi artı. Şurası 3x artı 3 yaptı. Eksi 4. Artık toparlıyorum bunu. Şöyle x kare artı. Şunlar 5x yaptı. Şunlar da 4 4. 4 eksi 4 0 yaptı. Px artı 1 de buymuş arkadaşlarım. Px eksi 2. Şimdi isterseniz mesela buradan da yazabilirsiniz. Buradan da yazabilirsiniz. Mesela buradan yazalım. X gördüğüm yere kaç yazarsam x eksi 2 olur. Tabii ki de x eksi 3 yazarsam değil mi? Mesela x eksi 3 artı 1 eşittir. Yazalım.
x eksi 3'ün karesi artı 5 tane x eksi 3. Burası ne oldu? X kare eksi 6x artı 9 artı 5x eksi 15 oldu. Burası da x kare eksi x eksi 6 mı oldu şurası da? Yani burası da px eksi 2. Hocam niye buradan yazdın ki? Yani niye buradan yazmadım? İşte sana sadece burası verilip şurası sorulursa diye buradan yazmayı tercih ettim. Tabii ki de buradan yazdığın zaman da aynı cevap gelecektir. Tamam mı? Anlaştık mı? Herhangi bir sıkıntı yoktur umarım. Bunu da hallettik. Geldik artık dersimizin son sorusuna arkadaşlarım. Ne diyor? Px'i verdim ben sana diyor. Böyle bir şeyler verdim diyor. K kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi nasıl yapabiliriz? Bak Q ile alakalı hiçbir bilgimiz yok arkadaşlarım. O zaman Q'ya bir kez ne diyelim? Bir güle güle demek zorundayız. Nasıl güle güle diyeceğiz? Bak burayı ben sıfırlayacak bir tane bir sayı bulmalıyım. Değil mi? O sayım da arkadaşlarım tabii ki de x eşittir 2. Çünkü 2 yazarsam 2 eksi 2 sıfır olur. Bunu götürür. 2 yazıyorum o zaman x gördüğüm yere her yerde. 2 yazdım. Burası ne oldu? Şöyle 2 yazarsam 6 eksi 2'den 4 oldu. P 4 eşittir. 2 yazdım. Burası gitti. 2k eksi 4 kaldı. Yani aslında k dediği şey P4'e bağlıymış. O zaman biz bir P4'ü bulalım. P4'de bak Px'i vermiş ya burada. 4 yazdığım zaman direkt gelecek. 4'ün karesi eksi. 2 kere 4 8 artı 4. Burası ne yaptı? 16 eksi. Şunların farkı 4 yaptı. Yani 12 yaptı. Yani soru demiş ki 2K eksi 4'ü ben 12 verdim. Sen de artık bunu bul diyor değil mi? O zaman 2K 16'dır arkadaşlarım. Buradan K'yi de 8 buluruz. Ve bir dersimizin daha sonuna geliriz. Evet arkadaşlarım ben videolarıma devam ediyorum elimden geldiği sürece. Size de inşallah faydalı oluyordur diyorum. Yani baştan sona kadar inşallah anlayarak, dinleyerek, yazarak bu işleri yapıyorsunuzdur. Yani bunlar ileride bizim hakikaten çok karşımıza çıkacak. Hele ki değer bulma, işte katsayılar toplamı olacak bir sonraki ders. Sabitlerim olacak. Kalan bulmalarda çok çok işimize yarayacak. O yüzden şimdi bunları halletmenin tam zamanıdır diyorum. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.